Kılıçdaroğlu'na topal ördek şoku Mehmet Acet yazdı. 24 Haziran seçimleri sonrası AK Parti parlamentoda tek başına iktidarı kaybetti. Kılıçdaroğlu Erdoğan için topal ördek dedi. Peki gerçekte olan ne? Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet yeni sistemi yazdı. 24 Haziran seçim sonuçları ile AK Parti parlamentoda tek başına iktidarı kaybetti. Kafalar karıştı. Kamuoyunda, sistem yeni krizlere mi yol açacak, erken seçim yine kapıda mı, soruları oluştu. Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarını değerlendirdiği dünkü konuşmasında, dünün tek adamı, güçlü adamı bugünün artık topal ördeğidir. Herkes bu gerçeği bilsin. Her istediğini yapamayacak, parlamentonun itibarını biz koruyacağız, açıklaması çok konuşuldu. MHP muhalefete KATİLSA bile YETMİYORCHP liderinin tartışılan sözlerini Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, hükümet topal ördek durumuna mı düştü, başlıklı köşesinde ele aldı. Sandalye dağılımı AK Parti, 295 CHP, 146 HDP, 67 MHP, 49 İYİ Parti, 43 eski şablonlarla düşünecek olursak, evet böyle bir değerlendirme yapılabilir, diyen yazar, yeni sistemin ve sandalye sayısının Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi bir tablo sunmadığını yazdı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ayrıntılarını paylaşan Acet, yazısını böyle tamamladı. Yeni sistem koalisyon krizlerini önlüyor. Yeni sistem, yönetimde istikrar anlayışını önceleyerek, koalisyon krizlerini tarihin çöp kutusuna gönderme mantığıyla kurgulandığı için Cumhurbaşkanına güçlü yetkiler verdi. Peki, meclis Cumhurbaşkanını hangi durumlarda frenleyebilir sorusuna yanıt mı arıyoruz? O halde hangi çoğunluk ile neler yapabilir ona bir göz atalım. AK Parti'nin 240'in altına düşmesi gerek bir Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlar hakkında bir suç işlendiği iddiasıyla meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun 301 vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. İki meclis, soruşturma açılmasına üye tam sayısının 5'te 3'ünün, 360 gizli oyuyla karar verebilecek, 3 üye tam sayısının 3'te 2'sinin, 400 gizli oyuyla Yüce Divan'a sevk kararı alınabilecek. Buradan ne çıkıyor? O tür bir işaret ortada olmamasına rağmen bir an için MHP'nin diğer muhalefet partileriyle birleştiğini düşünecek olsak bile, Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlar için soruşturma açılması talebinde bulunma dışında bir seçenek yok. Bu türden bir talebin fiili soruşturmaya dönüşmesine de meclis aritmetiği izin vermiyor. Ayrıca, yeni sisteme göre meclisin seçimleri yenileme kararı alabilmesi, 5/3 çoğunluk, yani 360 milletvekili oyu gerektiriyor. Bu bakış açısı üzerinden ilerleyecek olursak, AK Parti 300 değil de, 240'tan daha az milletvekili çıkarması halinde, asıl o zaman çoğunluğunu kaybetmiş olacaktı denebilir. Meclisteki AK Parti sandalyesi 300'ün altında kaldığı için, kimi zamanlar kanun çıkarmada zorluklar yaşanabilir. Ama bu şu an için teorik olarak geçerli. Niye? Çünkü, MHP Genel Başkanı Bahçeli, yapıcı muhalefet anlayışını bundan sonra da sürdüreceğini açıklamış durumda, Mehmet Acet'in yazısının tamamı.